İşin içinde 45 olduğu zaman kosinüs yapmaya gerek yok. Hele bir de böyle kök bir sayı varsa karşısından şöyle dik indirin bakın. 45'in karşısı böylece 5 olacak. Şuraya t dersem atd de 5 olur. Bak böylece ctb dik üçgeninde 5 12 13 üçgeninden ct 12 olacaktır. ac 17 geldi b şıkkı. br 5 birim verilmiş. Hemen yazalım. Sonra bakın zaten 7 diyor. Şimdi burada arkadaşlar sayılar güzel olmadığı için tabii ki 30-60-90 üçgeninden yararlanmayacağım. Kosinüs teoremini göstereyim hem. x kare 5'in karesi 25 eksi 2 çarpı x çarpı 5 çarpı kosinüs 120 hatırlayın. Eksi 1 bölü 2'dir. O yüzden eksi artı 1 bölü 2 olur. Eşittir 49. İkiler gitti. x kare artı 25. Burada da 5x var. Eşittir 49. x kare artı 5x eksi 24 eşittir 0 x artı 8 çarpı x eksi 3 eşittir 0'dan demek ki eksi 8 olamayacağına göre x 3'müş e şıkkı 30-60-90'ı güzelce kullanalım burası 60 derece Burası arkadaşlar 30 derece 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı bakın burada 8'dir 3 gelir Şimdi 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 27-25 daha 52 oldu 2 kök 13 geldi A şıkkı. Bir kere BC 6 kök 2 olduğuna göre hemen 45'ten dolayı çekerim böyle diki. Burası 6 kök 2 verildiği için 45'in karşısı 6 olur. Paraleli niye vermiş? Yükseklik aynı diye. A'dan indirdiğinde de 6 olur. Böylece 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3. 90'ın karşısı 4 kök 3. B şıkkı. Şimdi tam böyle E sivri noktasından böyle birleştirirsek. Burada arkadaşlar 90'ın karşısı x ise 30'un karşısı x bölü 2 60'ın karşısı x bölü 2 kök 3. Yine burada da y ise 30'un karşısı y bölü 2 60'ın karşısı da y bölü 2 kök 3 olur. O zaman x bölü 2 kök 3 artı y bölü 2 kök 3 kök 3 bölü 2 parantezinde x artı y olacaktır. Kök 3 bölü 2 x artı y'nin de kaça eşit olduğunu biliyorum dikdörtgenden dolayı 12. O zaman x artı y eşittir 12 çarpı 2 bölü kök 3. Bunları bölersek 4 kök 3 çarpı 2'den 8 kök 3 oldu c şıkkı. Arkadaşlar biz bunu 90 derece döndürdüğümüz zaman her noktası 90 derece döner B etrafında. Böylece şurada bakın AB ile döner 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 BA üssü aynı uzunluktur. Bu arada Pisagor'dan dolayı 49'dan 74'ten 49 çıkarırsak 25 olur. Aslında AB de 5. Onu da kenara yazmış oldum. Şimdi AB 5. Ben burada AC kırmızı kenarını bulmak istiyorum. Bunun için de bakın ne yapacağım biliyor musunuz? Şurada bakın görüyor musunuz? Biz M kuralında ne yapıyorduk? İşte bunu Sorunun içine gizlendiği için biraz size garip gelmiş olabilir ama yaptığımız olay şu Şu M'lerde birleştirdiğimiz gibi Şunu yaptığımız gibi Buraya da gizlenmiş Ama şu 90'ı yakalayarak orayı gördüm ben Böylece Zaten arkadaşlar e, Şurası alfa olsa burası beta olur Alfanın karşısı 7 O zaman yine alfanın karşısı 7 burası yine 5 zaten dikdörtgenden de 5 oldu görülüyor da Ben size göstermiş oldum böylece Artık şu üçgende, yeşil üçgende Pisagor 5, 12, 13 olmuş oldu C şıkkı. Burada arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bakın burada zaten bu üçgen görülüyor BAC. Biz bunu taşıyalım şurada. Göstereyim ben size. B, BAC. Burası 105 derece, burası 15 de 135 derece pardon, burası arkadaşlar 30 derece. Şimdi benden AB uzunluğunu mu istiyor? Ne istiyor? BC'yi. AC'yi mi vermiş? AB'yi mi? Evet, AB'yi vermiş. O zaman tabii ki 135 var burada. Bir de 30'dan dolayı A tarafından sola doğru uzatıp şöyle bir TAB dik üçgeni yapıyorum. Buradan yaparsak ne olur? Orası biraz pis bakın. 15 75 90 üçgeni geliyor. O yüzden oradan kaçıyorum. Şimdi 3 Burası da 3. Bak ne güzel. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6 oldu. C şıkkı. Şimdi 30'un karşısından şöyle bir dik indireceğim. Madem 14 verilmiş, kullanmamak olmaz. 30'un karşısı böylece 7 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi dikkat. Şöyle BH AC'ye paralel olduğuna göre buradan böyle birleştirirsek burası 7'dir. Burası da o zaman x eksi Şöyle bir BP uzunluğu. a bir dikdörtgen. Çünkü artık öklit 8 eşittir. x eksi 7 çarpı x. Buradan da x'ine geldi bakın. 8 e şıkkı. Sine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. Bunu unutmayın. Şöyle arkadaşlar madem çift sayı var orada 4 hemen 60 varsa böyle bir dikindirmek lazım sonuçta. Ekstra şu an yapabileceğimiz ilk olarak bu görünüyor. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı şuranın tamamı 2'dir. O zaman P dersek PE'ye 1 kalır. Böylece 60'ın karşısı da 2 kök 3 olur. Bu arada BDE üçgeninde bir öklit var bakın. Dikten indiği için bu üçgende PE ile BP'nin çarpımı 12'ye eşit. O zaman buraya Y dersek Y ye çarpı 1 12'den Y 12 gelmiş oldu. Artık büyük üçgende 30-60-90 yapabiliriz. Bakın 90'ın karşısı 12-2 daha 14 oldu. BC 14 olduğuna göre AC 30'un karşısı olduğu için 7'dir. Burası da 7 köküçtür. D şıkkı. Önce şunu söylemem lazım. Çünkü bu soruda bunu görmezseniz tabii bakarsınız ne yapacağız diye. 30 derece ve 45 derecede şöyle bir durum vardır arkadaşlar. 105 derece üçgeninde. Şu 45'in karşısı arkadaşlar. 30'un karşısının kök 2 katı oluyor. Özel bir durum değil aslında. Bakın yapayım. Şurayı hatta genişleteyim. Buraya 2 diyelim mesela tamam mı? Şimdi 90'ın karşısı 2 ise 45'in karşısı kök 2 olur. Burası da kök 2 olur. Böylece bakın burası da 2 kök 2 olur. Gerçekten 45'in karşısı 30'un karşısının kök 2 katı oldu. Ne zaman bu işin içinde 105, 30, 45 varsa. Şimdi burada da yine aynı şey olacak. Ee, bize oran vermemiş kendimiz yazacağız yine. Bir sayı vereyim yine diyeyim ki işte 30 burada e, şu açı 45 derece olduğu için ben buraya kök 2 diyeyim tamam mı? Haliyle bu BH 1 olur. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2 olacaktır. Şimdi haliyle BE bir birim olur. EC de bir birim olur arkadaşlar. Buradan yine şu durum oluştu bakın. Burası 105 derece. Ve yine 1 kök 2. O zaman büyük olan. Yani kökü gören 45 derece. Burası da arkadaşlar 30 derece olacak D şıkkı.